Tekrar şimdi töküldü. Yine bodrum şey taşı döşeniyor, paket taşı döşeniyor. Bir yılın içerisinde bu ne demektir biliyor musunuz? İşte, köşeyi vatandaşların dönüşü. Yazık günah. Belediyelerimiz kaldırım mühendisliğinde ne kadar başarılı olduklarını Habitat sayesinde gösterme fırsatı buldular. Toz duman bulutu içinde dört bir koldan devam eden çalışmalardan acaba esnaflar ve İstanbullular memnun mu? Söyler misiniz, bir önlem var mı? İnşaatlar tamamıyla seni trafiğe sürüklüyor. Trafikle iç içe yürüyorsun. Sağlıklı bir çalışma değil tabii ki bu, değil mi? Kaldırım çalışmalarına Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ayrılan fon 1 trilyon 700 milyar lira. Bu paranın 1 trilyon lirası Büyükşehir Belediyesi'ne, diğer 700 milyarlık kısmı ise Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş ve Eminönü belediyelerine pay edildi. Kaldırımlarda kullanılan tuğlalar Işıklar Holding'in Bartın'daki fabrikasından getirildi. 100 bin metrekare döşenecek kaldırımların metrekaresi 1,5 milyon liraya mal oluyor. Bu tuğlaların tanesi bir ekmek fiyatı, tam 15 bin lira. Tam 140 ülke gezerek izlenimlerini bir kitapta derleyen, çevreci çalışmalarıyla tanınan Profesör Doktor Orhan Kuralsa, Habitat'a hazırlıksız yakalandığımızı düşünüyor ve bir felaket yaşanacağından söz ediyor. Habitat için gelen misafirlerimiz herhalde Yeşilköy'den şehre ilerlerken felaket yaşayacaklar. İlk izlenimleri bunları örtemeyiz. Üzerlerinde örtmek şansına sahip değiliz. Yani inanıyorum ki 6 ay sonra o kaldırımlar tekrar kalkacaktır veya değişik amaçlar için tekrar yıkılarak altından yeni borular geçirilecektir. Habitat'a en yoğun eleştiriler sivil toplum kuruluşlarından geliyor. Habitat hazırlıkları çerçevesinde Toplu Konut İdaresi tarafından dışlandıklarını belirten sivil toplum kuruluşları İnsan Yerleşimleri Kozası grubundan Mimar Korhan Gümüş, Habitat'ın kendi içindeki sorunlarını bile çözemeyen bir kuruluş olduğunu söylüyor. Kararlar alınarak sorunlara çözüm bulunacağını zanneden bir düşünce ikliminin bir parçası Habitat. Zayıf tarafı bu. Habitat'ın bir pilot proje olarak kendisi bile sistematik olarak proje hataları taşıyor. İşte İstanbul'da olan bitenlere baksanız sadece şu çevre düzenlemeleri falan çok ciddi hatalar var. Dolayısıyla bırakın dünya yerleşme sorunlarını çözmüyor. Habitat kendisi, konferansın kendisi yerleşme sorunlarını hallederken bile sistematik olarak hata yapıyor. Yasaları hiçe sayan doktor kardeşlerin marifeti. 90 milyona vizite. Bir gerçek var ki bu dünya zirvesi kaldırım zırvasıyla şimdiden tepki aldı. Kimse Habitat'ın bize ne götürüp ne getireceğini kaldırımlara bakıp düşünmüyor. Ancak Habitat zengini belediyelerimiz hayli mutlu. Habitat kaldırımlarının rengi gibi pembe bir tablo çiziyorlar. Birinci hedef, eğer biz burada başarılı çıkarsak 2004 olimpiyatlarına adaylıkta önemli bir artı alacağız. Projesini bitirmiş olup 6 ayda hizmete sokacak olduğumuz İstiklal Caddesi çevre düzenini yapıyoruz. Habitat için yapılanlar benim insanım için lüzumlu değilse yapmamamız lazım. Habitat kent zirvesi konusunda dertli olan bir belediye daha var. Eminönü Belediyesi'ne Habitat fonundan yardım yapılmasına rağmen Fatih Belediyesi'ne herhangi bir kaynak aktarımı yapılmaması Belediye Başkanı Saadettin Tantan'ı hayli şaşırtmış. Bir turist elinde kitabıyla bu bölgeleri bizzat gelip görüyor, yerinde görüyor, inceliyor. Kaldırımdan insanlara bir zenginlik katmaz. Çünkü o bir kültürün devamı değildir. Altyapısı olmayan bir beldede, bir şehir yerleşiminde üste şekli yatırımlar yaparsanız bunun hesabı çok acı sorulur. Büyükşehir Belediyesi Habitat Koordinatörü Ömer Dinçer ise Fatih Belediyesi'ne Habitat kapsamı içinde yapılacak bir yardımı gerekli bulmuyor. Zeyrek bölgesi projeye dahil değil. Evet. Çünkü Zeyrek ve Süleymaniye projeleri, onlar da çok uzun dönemli bir projelerdir ve uzun stratejileri icap ettiriyor. Yani bugün işe başlamış olsanız tahmin ediyorum o projelerin gerçekleştirilmeleri en az bir 5-10 yıl alır. Dolayısıyla yani hem bunu Habitat kapsamına sokmak mantıklı, anlamlı değil, hem de sokulsa yetişme imkanı yok. Tarihi yapılarımızın her geçen gün yok olduğu, hava kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı, altyapıdan yoksun, susuz ve elektriksiz bir dünya kentinde, trilyonluk kaldırımlarımızda Habitat konuklarına nasıl bir İstanbul göstereceğimiz merak konusu. Hep birlikte bekleyip göreceğiz.
Benim asıl korkum bazı bölgelerde kaldırımların habitata yetiştirilememesi ve bu işin altından bir Çapanoğlu çıkması. 5 gün sonra başlayacak Habitat Kent Zirvesi konferansının sonunda belirli bir bölgedeki kaldırımlara harcanan 2 trilyon lira için bir fırtınanın kopacağı aşikar. Bu konferanstan Türkiye beklediğini elde edemezse bu işten sadece belediyeler karlı çıkacak. Dileriz Habitat'ın getirdikleri götürdüklerinden çok ama çok fazla olsun. Türkiye bu işten yüzünün akıyla çıksın. Böyle gitmez, kısa bir aradan sonra devam edecek. Yasaları hiçe sayan doktor kardeşlerin marifeti. 90 milyona vizite. Az sonra...